Dönseniz bir tarihi eserle, bir kültürel izle karşılaşırız bu güzel ilçede. Bugünkü Malatya şehir merkezinin eski yeri, yani eski Malatya bu bölgede kurulmuş. Bundan dolayıdır ki Selçuklu ve Osmanlı'nın, hatta daha öncesi Hititler, Persler, Roma ve Bizanslıların izlerini görmek mümkün burada. Sevgili seyirciler, Battal Gazi ilçemizi gezerken çok güzel bir şeye şahit olduk. Kervansaray Kültür ve Sanat Merkezi'ndeyiz ve burada ilk defa bir çiftimizin nikahı kıyılacak. Bundan sonra da inşallah burada nikahlar kıyılmaya devam edecek. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz bizim memleket program ekibi olarak. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve Sosyal İşler Müdüremiz Mercan Sarı Hanımefendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Battal Gazi'yi bu hale getirdiğiniz için. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye'de birçok ile, birçok ilçeye gidiyoruz ve böyle bir sokak, böyle bir Battal Gazi gibi bir ilçe, bu kadar tarihin gün yüzüne çıktığı bir ilçeyi bulmak var ama çok zor. Battal Gazi her tarafıyla tarih kokuyor ve siz bu tarihin başındaki insansınız. Biz sizi kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri bu kadar güzel anlattığınız için, bize bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, Sanat Sokağımız en uzun sağlıklaştırılması yapılan Türkiye'nin en uzun sokaklarından bir tanesi. Bu nedenle de ödül aldık biz. Sokak sağlıklaştırması yüzünden. Battal Gazi Belediyesi bu anlamda gerçekten çok önem veriyor. Belediye Başkanımız sağ olsun, tarihi yeniden canlandırdı diyebilirim. Bizler de onu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ben bir şey soracağım. Battal Gazi bundan 40 sene önce nasıldı? 50 sene önce nasıldı? Bugüne geldiğimizde çok değiştiğini biliyoruz Battal Gazi'nin ama sizin çocukluk yıllarınızda Battal Gazi'de neler yapardınız? Çalışıyorduk biz çocukluklarımızda. Okula gidiyor, ondan sonra çalışmaya başladık. Bahçede, bağdaçıyla, tarlada çalışıyorduk biz. Peki Battal Gazi nasıldı o dönemler? Battal Gazi iyiydi, komşuluk iyiydi. Emir Ömer vardı, gelir ziyaret ederlerdi. Ondan sonra Hüsnü Dede var, beş kardeşler var, yukarıda beş kardeşler. Burada şey var, Vaiz Baba var, Vaiz Ocağı dedik, orada evliler yatıyor eskiden beri. Ondan sonra bizim bu eski Malatya'ya millet çalışırdı. Okul yoktu. Bir ilk okul vardı. O da şu şeydeydi. Sen okula gittin mi? Ben ilk okula gittim. Gittin? Gittim. Çok güzel. Kaç yılında okula gittin? 48-49'da burayı bitirdim. Bu yörenin tarhanası bu şekildedir. Maraş'ın tarhanası incedir. Her yörenin kendine göre bir tarhanası var. Bu böyle. Bunun hem çorbasını yaparlar buradakiler, tarhana çorbasını, hem de böyle kışlığın çerez olarak bunu tüketirler. Her evde 2-3 çuval vardır bundan. Bunun dışında ne yapıyorsunuz kışın böyle otururken sobanın başında? Kışa hazırlık. Kışa hazırlık ne var? Cevizimiz oluyor, çekirdeğimiz oluyor, bastığımız oluyor, üzümümüz oluyor, leblebimiz oluyor. Daha bir çerez. Leblebiyi kendiniz yapıyorsunuz ama değil mi? Hayır, satın alıyor. Satın alıyor. Niye kendiniz yapın öyle ne olur? Tellerden bahsediyor. Daire teller dur şurada kalsın kız, dur hele. Durmasın, durmasın. Anlat hele, anlat reçeller. Böğürtten reçel yaparız. He. Kızılcık yaparız. Tut reçeli yaparız. Sana diyeyim, gayısı reçeli yaparız. Dur. Pekmez yaparız, erik reçeli yaparız, erik ver perverdesi yaparız. Maşallah.
Sana diyeyim, erik bastığı yaparız. Güzellen sarar, surfayı donatır. Bir de sizin Malatya'nın şeyi var. İşli analı köfte, kızı köfte yaparız. İşli köfte şey... analı kızlı. Şeyin neydi? Kayısı çekirdeğinden içli köfte yapıyorsunuz değil mi? He yapıyorlar, onu da yapıyorlar. Şeyden yapıyorlar, küncüden yapıyorlar, haşhaştan yapıyorlar, kömbe yapıyor. Çok... Olsa da yesek şimdi değil mi? Ula valla yapam da ye. Yapam da ye dedi. Valla Malatya muhteşem bir yer. Hakikaten sevgili seyirciler. Valla yolunuz bir düşsün Malatya'ya. Gelin burada o gelin köftelerden. Başım üstüne yaparım. Aba, herkese de söz veriyor. He, bu arada yaparım. Ev adresini ver. Şey ismini söyle. Güllü Tekgöz. Güllü Tekgöz'ün evine geleceksiniz. Battalgazi'de Sanat Sokağı'nın içerisinde. Gelin burada karnınızı doyurun. Herkese de açık versinler. Başım üstüne. Bu kadar yiğit Türkiye'de az bulunur. Çelebi Battalgazi ile ilgili Malatya ile ilgili şu ifadeyi kullanıyor. Darul Rıfat diyor. Darul Rıfat. Yani seçkin insanların yaşadığı yer. Tabi sizi seçkin insanların yaşadığı yere darulamakta mutluluk duydum. Belirtmek istiyorum. Battalgazi bir fenomendir. Tabi netice itibariyle Battalgazi'yi biz tarif ederken Anadolu'yu ana yurt yapan yer diye tarif ediyoruz. Medeniyetler merkezi diye tarif ediyoruz. Battalgazi demek Malatya demektir. Malatya demek Battalgazi demektir diyoruz. Battalgazi demek Türkiye'dir. Türkiye Battalgazi'dir diyoruz. Niye diyoruz? Tabii bunu laf olsun, torba da olsun mantığı içerisinde ifade edilmiş sözler veyahut da sarf edilmiş ifadeler değildir. Battalgazi 656 yılında Müslüman olmuş bir yer. Daha sonra Horasan erenlerinin gelmesi ve Anadolu'da bir sancak bey olması 350 yıl öncesinde 1071'den 350 yıl öncesinde Anadolu'nun hem irşad anlamında hem fetih anlamında manevi işte Mevlana'ları, Saadettin Konyevileri, İbni Arabileri yetiştiren ve kahramanlarda Battalgazi, Ahmet Duranlar, Kırkları, Beşleri, Yedileri, Emir Ömerleri yetiştiren bir yer. Ve bugün eğer Anadolu ana yurt şeklinde Türk yurdu haline gelmişse bunun temelinde Battalgazi sancağının mayası vardır. O anlamda biz diyoruz ki Anadolu'yu ana yurt yapan yer diye tarif ediyoruz. Yeşil Kuşak projeniz var ve çok devasal bir proje bu. Bundan bahseder misiniz biraz? Neler olacak orada? Şimdi tabii biz şehir yapılarını yatay eksene büründürmek istiyoruz. Dikey eksenli bir şehir yapımları betonerme bir şehir yapısını ortaya çıkarır ve şehrin sülletini bozduğu gibi şehrin sosyal dokusunu ve zihinsel dokusunu da bozacak bir yapı hüviyetine büründürür. Onun için biz yatar mimariyi önemsiyoruz. Ayrıca şehirlerde yeşil alanların olmasını önemsiyoruz. Ayrıca şehirlerde şehir parkı dediğimiz ve geniş olan ve insanların rahatlıkla orada gidip dinleneceğini, duygusal atmosferlerini yaşayacağı mekanlar olmasını istediğimiz parklar oluşmasını istiyoruz. Yani şair gidip şiirini yazabilecek duygusal atmosfere olabilecek bir mekan olsun istiyoruz. Malatya'da birçok kişi Kırçuval Otel'den bahsetti bize. Bu otelimiz birçok ünlüyü ağırlamış açıldığı günden beri. Şimdi biz de merak ettik tabii ki. Akşam da oldu. Dinlenmeye de ihtiyaç var tabii ki. Ve şimdi otele giriyoruz. Bakalım bizi nasıl ağırlayacaklar Kırçuval Otel. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Kırçuval Otel'e geldik konaklamak için ama tabii, doğru yerde miyiz? Tabii buyurun efendim. Efendim girişte muhteşem bir ekip bizi karşıladı Kırçuval Otel'de. Hakikaten bahsettikleri kadar var gibi görünüyor şimdiden ama tabii daha detaylarını öğreneceğiz. O kadar ünlüyü ağırlamış bir otel herhalde bizi de güzel bir şekilde ağırlar diye düşünüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Valla paldır küldür girdik ama böyle hazırlıksız yakalayalım dedik ama maşallah sizde hazırlık 24 saat devam herhalde. Değil mi? Sefalar getirdiniz elbette ki. Yani 1998 yılından bu yana işletmemiz aktif bir şekilde çalışmakta. Sizler gibi nadide güzel misafirlerimizi ağırlamaktayız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyduk. Maşallah diyoruz ve arkadaşımız bize eşlik etsin. Şöyle oteli bir gezmek istiyoruz biz. Tamam.
Otelimizin asansörleri burada ama biz merdivenden çıkmak istiyoruz. Hem genciz hem spor oluyor değil mi? Bir de bütün güzellikleri görmek istiyoruz. Sizin isminiz ne? Erkan Çelebi. Erkan Bey, merdivenler bile çok hoş duruyor burada ya. Tabii. Vallahi. Yani gerçekten kendimi böyle protokolde yürüyormuş gibi hissettim. Burası lobi herhalde. Erkan Bey, merdivenden çıkalım dedik ama 4. kata kadar da hakikaten bayağı yorulduk ya. Asansörü mü kullansaydık acaba? Daha iyi olurdu bence. Bakalım bir odamıza bakalım, kalacağımız odamıza sevgili seyirciler. Bir girelim bakalım. Sabah 7 ile 10 arası kahvaltımız var. Çay, kahve ekranımız 24 saat ne zaman arz ederseniz. Laf aramızda otel 1 numara olmuş. İstirahat edebileceğiniz çok rahat bir ortam olmuş burası. Tabii dinlendikten sonra bu otelimizi daha yakından tanıyacak birini mutlaka bulacağız. Onunla da röportaj yapacağız efendim. Sevgili seyirciler, Kırçuval Oteli bizler daha yakından tanıma ihtiyacı duyuyoruz. Niçin? Çok güzel bir otel çünkü burası. Bunu bizlere en iyi anlatacak kişi yanımızda. Kırçuval Oteli'nin sahibi Raife Kırçuval. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Sizler de Malatya'mıza, otelimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz misafirlerinize bu şekilde hizmet ettiğiniz için. Otelimiz bize anlatır mısınız? Nasıl hizmetler veriyorsunuz otelde? Öncelikle Kanal 7 ekibi olarak Malatya'mıza ve otelimize hoş geldiniz diyorum. Otelimiz 53 standart oda, 1 suite oda ve toplamda 115 yatak kapasitesine sahiptir. Peki bunların dışında, yani oda ve yatakların dışında misafirlerimize neler yapıyorsunuz? Nasıl hizmetleriniz var? 100 kişilik bir alakat restoranımız var. 24 saat oda servisimiz mevcut. Çamaşırhane, kuru temizleme ve ütüleme servisimiz mevcuttur. Aynı zamanda otelin bütün genel alanlarında ücretsiz internet erişimi mevcut. Çok araç güzel. Park ve vale hizmetlerimiz mevcuttur. Araç parkı burada gerçekten çok sorun. Malatya'da böyle bir hizmet çok önemli. Sevgili seyirciler, Malatya'ya geldiğinizde göreceksiniz. Araçlarınızı park edecek yer bulamayacaksınız. Çünkü Malatya'da neredeyse Malatya sınırlarının 3 katı araç var. Otelin ama önüne geldiğinizde vale aracınızı alıyor. Otoparka götürüyor, çantalarınızı odanıza kadar getiriyor efendim. Siz sadece telefonunuzu alıyorsunuz araçtan, çıkıyorsunuz odanıza. Bu kadar güzel. Peki efendim, bunun dışında turlar vardır mutlaka, otelinize geliyorlardır. Turlara özel indirimleriniz muhtemelen vardır. İndirimi sormuyorum ben ama. Başka nasıl hizmetleriniz var turlar için? Turlar için genellikle kiralık araç hizmetlerimiz olabiliyor. Onlar için zaten özel indirimlerimiz var. Bunlar da onlara mevcuttur. Rehber hizmetimiz var. Dışarıdan gelen misafirlerimiz için özellikle. Peki şu an memnun muyuz otelden, müşteri kapasitesinden? Müşterileriniz memnun? Misafirleriniz memnun? Siz memnun musunuz? Bizler de memnunuz. Memnunsunuz. Buradan otelinize gelmek isteyenlere son olarak bir mesajınız var mı? Biz her zaman misafirlerimize Malatya'daki eviniz Kırçuval Otel diyoruz. Ben yine aynısını söylüyorum. Malatya'daki eviniz Kırçuval Otel. Gece de beraberdik, sabah da. Evet. Ne kadar çok çalışıyorsun sen ya. İşimi sevdiğim için ondan peki. Dolayı. Buradaki en büyük şeyimiz Malatya'da aile oteli imajını Malatya'ya yerleştirmek. Bizim ekibimize bunları da özen göstererek hizmet vermeye devam ediyoruz. Sizleri misafir etmekten de onur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Bu oteldeki dinlenme süremiz bitti. Ben size çok teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir oteliniz var. Çok güzel ağırlandık. Gerçekten mükemmelsiniz bütün kadro olarak. Çok teşekkür ederim. Erkan Bey öyle, diğer çalışanlarımız öyle. Otel müdürümüz Metin Bey, böyle güzel bir kadroyla çalıştığınız için biz sizi kutluyoruz gerçekten. Otel müdürü olarak bizi çok güzel ağırladınız. Biz sizden çok memnun kaldık. İnşallah siz de bizden kalmışsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
otel sahibimiz Raif Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizim İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Vallahi. Burası bizim evimiz oldu artık. Öyle oldu. Her zamana bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Malatya sokaklarında dolaşırken birden acıktığımızı hissettik. Sorduk, nerede güzel bir yemek yiyebiliriz diye. Dediler ki, Fahri Kayan'da Tahta Tabak Et Dünyası diye bir yer var. Orada da kuzu gerdan diye bir yemek var. Mutlaka gidin, ondan bir tadın dediler. Biz de hiç beklemedik. Kameramanım Faysal'la beraber yola düştük ve Tahta Tabağa geldik. Tahta Tabağın içerisinde bizleri firma sahibi Evren Bey karşıladı. Çok misafirperver olduğu yüzünden belliydi. Karşılama merasiminden sonra hemen mutfağa geçtik. Gerdanın nasıl yapıldığını izledik. Gerdanlar temiz bir şekilde hazırlanıp fırına sürüldü ve biz beklemeye başladık. Bu bekleyiş 6 saat sürecekti. Biz de zamanı boşa harcamamak için oradaki misafirlere mikrofon uzattık. Bakın, Tahta Tabak Et Dünyası ile ilgili misafirlerimiz neler söylediler. Malatya'nın en güzel mekanlarından bir tanesinde, evet. Tahta Tabak'tasınız. Evet. Ne yiyoruz Tahta Tabak'ın içinde? Karışık ızgara yiyoruz. Yemekleri çok güzel, lezzetli, devamlı geldiğimiz yer. Tahta Tabak'ta ne yediğiniz önemli değil. Tavuk eti de olsa, kuzu ya da dana etini de tercih etseniz, her geldiğiniz zaman müşterisini %100 tatmin eden bir anlayışı benimsedikleri için ne yediğinizin pek fazla bir önem taşıdığını söyleyemem burada ya. Ben ilk kez geliyorum buraya. Ve gayet memnun bir şekilde ayrılıyorum. Burayı yani çok sevdiğim yer aslında. 4-5 defa geldim yanılmıyorsam. Hani en önemli şey aslında hani yemeğin tadından ziyade buradaki personellerin çok güler yüzlü olması. Yani özel zırh kebabı, hani zırhta çekiliyor. Kıyma makinesinden değil. Özeline yapılmış. Özel ustalar getirdiler, biliyorum. Çok güzel bir yer, hani konsept olarak çok güzel, hani tok karnına bile yemek yiyebileceğiniz bir yer. Hijyeni olsun, lezzeti her zaman, zaten Malatya'da bir numara, bunun gibi başka mekanda yok. Her türlü güvendiğim bir yer, hem lezzet açısından hem çocuğum açısından burayı tercih ediyorum. Afiyet olsun bu arada, çocuğunuz da Allah bağışlasın, maşallah. Sevgili seyirciler, bir daha söylüyorum, lütfen hepiniz maşallah deyin, tamam mı, izlerken? Çünkü nazar olacak diye korkuyorum bir taraftan. Gerdanlarımız bu şekilde oluyor herhalde. Aynen öyle. Bu şimdi servise hazırlayacağız gerdanı. Evet, birazdan ustamız servise hazırlayacak. Peki, ben ne anlatacağım zaten. Servise hazırlanırken en çok nelere dikkat ediyoruz burada? Tabii ki en çok dikkatimiz birinci koşul hijyene olması. Ondan sonraki koşullarda ise zaten ürünün her zamanki dizaynında, her zamanki tadında ve görüntüsünde çıkması. Ustam, sen bir taraftan hazırlamaya başla lütfen. Bu arada hemen altına birazdan pilav serecek şefimiz zaten. Bunlar mantar mı? Tabii o mantar, onlar... Of. Bunların hepsi direkt kolesterol ya. Yok mantar, yani zeytinyağı var içerisinde ya. En azından zeytinyağı, tereyağı, iki demesi olur. Tabii ki yani. Bu kuzunun boyun kısmı değil mi? Boyun kısmı, evet, aynen. En güzel yeri yani. Kemiğe yapışık etler kuzuda her zaman en güzel yerlerdir. Şu an bakın sinirlerini, o boyundaki bir sinirlerini alıyor, ayıklıyor şefimiz. Bunun ortasında da bakın çok güzel bir ilik vardır şefim, böyle biraz hafif açarsa. Şimdi böyle görselliğini daha hazırlıyor, bakın içinde. Sevgili seyirciler, bir bakar mısınız ya, bakar mısınız ya şuna? Şuna muhteşem bir koku iyice oluştu şu anda. Biz masamız hazırlanana kadar burada bir şey daha keşfettik. Çok güzel bir ızgara var burada. Ve ızgara yemekleri de burada yapılıyor sanıyorum. Bizim yaklaşık 22 çeşit kırmızı et grubundan et çeşidimiz var. Tabii bunlar işte ağırlıklı kuzu et olmak üzere. Bunun yanında dana grubunda ise bonfile, biftek ve antrikotla devam ediyoruz. Tahta Tabak Et Dünyası'na geldiğinizde gendime çorbasıyla başlayıp gerdanla biten bir yemek hikayesi yaşayacaksınız her defasında ve hiç unutamayacaksınız bu hikayeyi, gittiğiniz her yerde anlatacaksınız. Biz size en önemli şeyi söylemedik. Niçin buranın adı Tahta Tabak, değil mi? Gördüğünüz gibi bambu ağacından yapılmış, tamamen tahta servisle yapılıyor burada bütün servisler efendim. Hadi bakalım, rastgele.